Merhaba arkadaşlarım. Bugünkü videomuz çok özel bir video. İstanbul'u İstanbul yapan Boğazımızı geziyoruz. Eminönü'nden saat 10.35'te şehir hatları vapuruyla bir kişi 25 lira gidiş dönüş. Eminönü'nden kalkarak bir Avrupa'ya, bir Asya'ya dilenci vapuru gibi bir oraya uğrayarak Anadolu Kavan'a kadar geliyoruz arkadaşlar. 12.30'da burada oldu ve burada saat 15'e kadar 3,5 saat size de vakit ayırıyorlar. Gezin, dolaşın, denize girin, balık restoranlarını yiyin, kaleyi gez, çevreyi dolaş. Çok güzel vakit geçirdim. Sizler de bu Boğaz turlarına katılın. Şehir hatları vapurununkine tavsiye ederim. Ama vaktiniz az olursa diğer firmaların 1,5 saat süren, gidişi gelişi 1,5 saat süren hızlı şekilde Boğaz turları da var. Onlar da 25 lira. Yalnız dikkatinizi çekerim. Ama ben bu şehir hatlarının vapurunu çok seviyorum. O yüzden çok konforlu, çok rahat. Sizlere de bu geziye davet ediyorum. Ve videomda bu geziye yer verdim. İyi seyirler diliyorum. Zevkle izleyeceğinizi umuyorum. İyi seyirler. Hoşça kalın. Burada da oturup ekmek arası da ya da porsiyon tabakta istediğiniz balık pişirip de yiyebilirsiniz. Bakın. Buyurun. Sardalya, çupra, levrek, ne ararsan var. Balık ekmek 15 lira. Sabah saatleri, saat 9.30. Ortalık çok sakin. Galata Köprüsü'nün altını geziyoruz şu an. Bu koridordan öbür tarafa geçiyor. Haliç'e bakan yönünden ayrıldım. Boğaz'a bakan yönüne geçiyorum. Burada da balık ekmek 15 lira. Buradan Kadıköy'e gidiyor vapurlar. Eminönü iskelesinde her hattın iskelesi ayrı. Bu iskeleden Üsküdar'a gidiliyor. Saat 10'a 20 var. İskeleden Boğaz turları yapılıyor. Bu iskele Bursa Deniz Otobüslerine ait. Budo'nun iskelesi burası. Hemen yanında arabalı vapur, Sirkeci Harem arabalı vapur iskelesi var. Buradan da gerek araçla gerek yaya hareme geçiyorsunuz. 10.35'te her gün arkadaşlarım, her gün yapılıyor ve fiyat uzun tur 25 lira. Oo! Tek gün gider orada kalırım diyorsan 15 lira. Abi ne yapayım? Çay yok, bitti, çay getirmiş. Şimdi arkadaşlar tur yolunda Boğaz turu var. O çok hızlı gidip geliyor, 1,5 saat. Bu uzun tur yaklaşık 1 gibi Anadolu Kavağı'na varıp orada bırakıyor. Oralara gezin. Saat 3'te tekrar gittiği yoldan geri geliyor. Evet, yolculuğumuz Eminönü'nden başladı. Uzun Boğaz turumuz. İskelenin adı Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi.
Beşiktaş iskelesinden ayrıldıktan sonra Marmara Denizi'ni seyrederek Üsküdar'a yöneliyoruz. Üsküdar iskelesinde bekleyen yolcularımızı da alıp Boğaz turuna başlıyoruz. Üsküdar'dan gemimiz hızlıca ayrıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerken şehitlerimizi de yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Kuleli Askeri Üniversitesi'ni ve karşı tarafta yalılar, köşkler yan yana sıralanıyor. Nedense bu bölgede yapılaşma çok fazla. Asya tarafında ise daha az. Daha yeşil Asya tarafı. Vapurun bir sağına, bir soluna geçerken güzellikler karşısında insan büyüleniyor. Mis gibi hava, martı sesleri, birden Galatasaray adası karşımıza çıkıyor. Serkis Bey adasıdır. Bu 1957 yılında Galatasaray kulübü satın almış. Daha önce kömür deposu olarak kullanılmış yıllarca. Bu bölgeyi geçtikten sonra yapılaşma biraz azalsa da devam ediyor. Eskiden sırf sahilde olan yapılaşma içerilere de ilerlemiş. Rumeli hisarlarına gelince Fatih Sultan Mehmet'in niçin yaptırdığını çok daha iyi anlıyoruz. Boğaza tamamen hakim tepedeler ve yanına yapılan köprünün adının da Fatih Sultan Mehmet olması çok yakışmış. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra yapılaşmalar daha da azalıyor. Yavaş yavaş ilk durağımız olan Kanlıca'ya geliyoruz. Kanlıca'ya yanaşınca vapura yoğurt servisi yapıldı. Bakın arkadaşlar, böyle küçük kaplarda. Kanlıca yoğurduna şeker ekmek gerekir, pudra şekeri. Öyle yenir. Boğaz'ın bu bölgesinde Çubuklu ve İstinye arasında belediyeye ait arabalı vapur servisleri var. Her 20 dakikada bir karşılıklı olarak çalışıyorlar. Kanlıca'dan ayrıldık. Yoğurdumuzu afiyetle yedik. Gerçekten çok lezzetli bir yoğurt. İstikamet Anadolu Kava, ama önce Sarıyer'e uğrayacağız. İki yakayı da seyrederek Boğaz'ın sularında ilerliyoruz. Etrafımız köşklerle, yalılarla çevrilmiş durumda. Trabya Oteli hala dimdik ayakta. Ve Sarıyer'e geldik. Sarıyer Ordu Evi'nin yanında Sarıyer İskelesi bulunuyor. Oraya yanaşıyoruz. Arkadaşlar, bu karşıdaki tepe Yuşa Tepesi. Yuşa, Peygamber Aleyhisselam'ın kabri burada. Buraya da gelip ziyaret edelim. Beşiktaşlı Yahya Efendi bu mezarı tespit etmiş, kabrinin yerini tespit etmiş ve halkımıza açmıştır.
Yuşa Tepesi, Beykoz'la Anadolu Kava arasında. Boğaz turumuzun sonuna yaklaşmaktayız. Ufukta Karadeniz ve ihtişamıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü görünmekte artık. Bu bölge diğer yerlere göre çok yeşil ve orman, tek tük yerleşim yerleri olsa da gene de ormanlık sayılır. Burası da Rumeli Kavağı Köyü. Burası Telli Baba Türbesi ile meşhur. Bu Telli Baba hakkında birçok rivayet ve hikayeler var. Doğrusunu Allah bilir. Güzel bir köyümüz diyebilirim, Rumeli Kavağı Köyü. Kenarda restoranlar ve çay bahçeleri var. Artık hedefimize ulaşmak üzereyiz. Rumeli Kavağı'ndan ayrılıyoruz. Muhteşem Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Karadeniz manzarasıyla karşı kıyıya, Avrupa'dan Asya'ya, Anadolu Kavağı'na geçiyoruz. Burada Karadeniz'in serin, soğuk rüzgarlarını içinizde hissediyorsunuz. Sahilde beyaz bir köşk var. Bu Marco Paşa Köşkü. Derdini uzun uzun anlatamayanlara git derdini Marco Paşa'ya anlat. Bir doktormuş Marco Paşa. Onu köşkü de burada askeri alan içerisinde kalmış, ziyarete kapalı. Gidemedik. Limana yaklaşınca burada hayat canlı, yalnız hafta arası salı günü olduğu için hafta sonları gibi kalabalık değil. İskeleden iner inmez balık restoranları sizi karşılıyor. Evet, deniz kenarları. Ben önce sahilde açık havalı efendim. Tepede bulunan Yoros Kalesi'ne gideceğim. Evliya Çelebi buna Yormaz Kalesi demiş. Hemen karşımızda Cevriye Hatun Çeşmesi çıkıyor. Bunu sakın fosforlu cevriye ile karıştırmayın. Bayağı bir dik rampası var Yoros Kalesi'nin. Evliya Çelebi buraya Yormaz Kale adını koymuş ama yokuşu bisikletle çıktığım için biraz yordu. Kaleye buradan bir giriş var. Kale surları hala burada sağlam duruyor. 3000 yıllık mazisi var. Yaros Kalesi'nden aşağıya iniyorum. Kalenin etrafında çok güzel çay bahçeleri, restoranlar var. Bakın burada başlıyor. Buradan da kaleye geçiş var. Oldu. Hatta
hatta bir seneye geçti arkadaşlar. 1,5 sene oldu bisiklet alalı. Hala aynı fren pabuçlarıyla gidiyorum. Kilometrede 5500'e yaklaştı. Midilli'li Ali Reis Camii arkadaşlar. Restorasyonda. Geçtiğimiz yıllarda gördüğünüz çınar yıldırım isabet etmesi sonucu büyük bir kısmı caminin üstüne devriliyor ve yangın çıkıyor. Cami büyük hasar görüyor. Şimdi tadilatta. Arkadaşlar Anadolu Kavağı'nda da denize giriyorum. Öyle güzel bir plaj yok burada. Şöyle kayalıkların arasından gireceğim. Yarım saat var. Bakın şu gördüğünüz yemek hepsi kola, salata, balık hepsi 38 lira tuttu. Anadolu Kavak maceramız burada bitiyor. Yeniden aynı vapurla geri döneceğiz. Evleri görüyorsunuz mu? Yani 2-2,5 metre enlerindeler. Yani herhalde ben de denizi göreceğim dedi. O yüzden daireler dar dar olmuş. Bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Umarım zevkle izlemişsinizdir. Yorum yapmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.